Yok, çıkışı görmediğim için. Şimdi Yok, ben görebiliyorum. normal anlatıyorsunuz zannettim hocam Yok şey yok yani. yok. Kusura bakmayın. Şimdi burada görüyorsunuz değil mi şimdi? Şimdi görebiliyor musunuz? Evet, Evet hocam. görüyoruz hocam. Heh, Sıkıntı tamam. yok şu an. Tamam. Şimdi tekrar diyorum. Biz burada bir problem verdik. Şeyde yani daha doğrusu bir mizansen verdik. Bu mizansende bizim karakterimiz kameranın solundan girip yani soldan sağa bir hareket yapıyor. Biz de bu sol ve sağ yönlerini kameranın konumuna göre belirlediğimizi söylemiştik. Dolayısıyla burada bizim soldan sağa bir hareket görüntülememiz için kameramızın şu şekilde yerleştirilmesi gerekiyor. Yani kameramızın solu, kameramızın sağı buradan soldan girecek, sağdan çıkacak. Dolayısıyla biz bu kamerayı bu 180 derece çizgisinin üstüne aldığımız, diğer bölümde aldığımız takdirde bu sağdan sola bir hareket olmuş olacak. Buna genelde bu gözden kaçırılmış. Buna lütfen dikkat edin. Yani biz eğer bir yön belirtiyorsak sola bakar, sağa bakar, bakış açısı işte soldan sağa yürür, sağdan sola yürür gibi bizim kameramızı ve çizgimizi ona göre tespit edip kamerayı konuşlandırmamız gerekiyor. Şimdi bir diğer şey de şu, biz soldan sağa hareketleri yani altı ayrı planda çekeceğiz ve bunu daha sonra kurgulayacağız. Dolayısıyla hep soldan sağa bir hareket olduğunu düşün. Biz bunun geri dönüşünü anlatabilmemiz için ne yapmamız gerekiyor? Sağdan sola bir hareket vermemiz gerekiyor. Yani bir insan doğrudan bir soldan sağa hareket ederken o ne yapacak? Geldiği yere geri dönecek. Bunun için de kameramızın ikinci şeyler yani dönüşü ifade etmek için şeyin dışına yerleştirilmiş. Bu şekilde yerleştirilmesi gerekiyor. Bakın kameranın sağ, kameranın solu. Sağdan sola bir hareket yapmış olacağız burada. Yani burada diyelim ki şey yaparak dönüş hareketini eğer biz gösterebilirsek yani biz birinci plan bu, ikinci plan bu, işte uzun bir yürüyüştü, bunu kesti, burayı verdik. Üçüncü de bunu gördük, buradan soldan sağa takip ettik, çevrilerek bunun dönüşünü gördük. Eğer çevrilerek bunun dönüşünü görürsek kamerayı buraya koyarak bunu soldan sağa devam ettirebilir. Çünkü seyirci bunun buradan döndüğünü gördü. Eğer biz bu dönüş hareketini vermezsek yani o dönüşünü bir plan olarak vermezsek bunun tekrar geri dönüşünü anlatabilmek için kameramızı hareketi sağdan sola doğru görüntülecek bir konuma yerleştirmemiz gerekiyor. O da böyle olacak. Yani bu şeyi 180 derece şeyin çizgisini bunu yani 180 derece kuralı nasıl yani kamera açısından konum değiştirebilir, yer değiştirebilir. Bunun üzerine durmadık ama bu onlardan birisi. Eğer hareketin devamını görüyorsak bu şeyi 180 derece kuralı değişebilir. Şey olarak yani hareket bütününü gördük. Seyirci onun geri döndüğünü gördü. Biz yine aynı aks üzerinde şeyi tutabiliriz. Aksi takdirde bizim kamerayı terse giden bir hareket gösterecek şekilde diğerin şeyin aksi bir istikamet koymamız gerekiyor. O da nedir? Sağdan sola hareket yapacak ya görüntüleyecek bir konuma yerleştirmek. Şeyimiz bu arkadaşlar. Burada alt plan istediğiniz şekilde çekebilirsiniz. Bazı arkadaşlar yapmışlar. Yani kamerayı şuraya koyabiliriz. Buradan girer. Amorstan görürüz. Bir süre devam eder. Buradan yüzden görürüz. Tekrar bir şey yapar gibi. Tamamen o yönetmen olarak sizin tercihinize bağlı ama genel şey olarak hareketin devamlılığı açısından bizim kamera konumlandırmamız ve kameranın sağ solu sağ solu kavramına onun şeyine notuna dikkat etmeniz gerekiyor. Başka türlü hareket devamlılığını sağlayamayız. Şimdi bugün dedik ki fikir nasıl oluşturulur? Bir fikir nasıl şekillendirilir? Yani bizim proje dediğimiz bir film projesi haline nasıl getirilebilir? Bununla ilgili bazı ipuçları vereceğiz. Bu temel kuralımız şu, her film bir düşünceyle başlar. Yani bu düşünceyi biz bir soru olarak da değiştirebiliriz. Her film bir soruyla başlar. Her film bir ana fikriyle başlar. Her film bir düşünceyle başlar. Film bir merak ile başlar. Ama bir düşünce olarak başlar. Yani bu düşünce nedir? Ben ne yapacağım? Benim ne yapacağım? Bu yaptığım şeyden ne amaçlıyorum, ne ortaya koyacağım.
Yani bir düşünce. İşte benim bir amacım var. Bu amacı nasıl gerçekleştirebilirim? Ama bu amaç da bir fikirdir. Bu nedir? İşte sıcak havaların insan sağlığına etkisi. Ya da efendim salgınının toplumun psikolojik yapısı üzerine etkisi. Bir tarihi mekanın ülkenin işte savaşın cereyanı içerisindeki yeri ya da bir insanın işte belirli bir diyelim ki bir hayata el alıyorsun o hayatın işte bir başarı öyküsüne nasıl dönüştüğü vesaire gibi yani her film bir düşünceyle başlar. Benim bir şeyim var, düşüncem var. İşte bir insan hayatı ele almak istiyorum. Bu insan zorluklarla başlamış hayata ama başarılı olmuş. Ya da ben bir mekan anlatmak istiyorum. Bu mekan şöyle bir özelliğe sahip. Ben bunu işte bu tarihsel konumuyla, bu tarihsel önemiyle işte anlatmak istiyorum. Ya da bir soyut kavram. Bu soyut kavramı ben işte şu ana fikre üzerine bir film yapmak istiyorum. Yani dolayısıyla her film bir düşünceyle başlar, bir soru sorarak başlar. Ben bunu bu konuyla ilgili seyirciye ne verebilirim? Bu niçin böyle olmuştur? Bu nasıl böyle olmuştur? Bu neden böyle olmuştur? Bu ne zaman böyle olmuştur? Bunun böyle olmasının sonucu etkisi ne olmuştur? Olmasaydı ne olurdu? Olmuş, nasıl olmuş, neye yol açmış vesaire gibi. Yani bir düşünce, tabii ki her düşünce de soruyla beraber bir şey yapar, biçime, şekle bürünür. Bizim bir düşüncemiz olacak. Her filmimiz bir düşünceyle başlar. Yani bir düşünce olmadan hadi çıkalım bir şey çekelim. Ne çekeceğiz? Yani bir şeyimiz yok, bir hedefimiz yok, bir amacımız yok. Dolayısıyla biz öncelikle bir sinemacı olarak, bir belgeselci olarak birinci şekilde ilk adımımız olarak bizim bir fikir sahibi, bir iddia sahibi, bir bakış açısı sahibi olmamız gerekiyor ki bir işi, bir filmi yapmaya başlayabilelim. Şimdi bunu yaparken tabii nasıl düşüneceğim? Yani ben bu fikri nasıl ete kemiğe büründüreceğim? Bu fikri nasıl güçlendireceğim, detaylandıracağım? Bunun var olandan farklılıklar nasıl ortaya koyacağım? Bunu ilgi çekici bir hale nasıl getireceğim? Sonuçta biz bir görsel iş yapıyoruz. Yaptığımız şeyin ilgi çekici olması gerekiyor. Yani bunu sinemayla, yani sinema diliyle anlatmamız gerekiyor. Bunun da öncelikle arkadaşlar görsel düşünmek çok önemli. Yani görsel düşünmekten şeyi biz nasıl anlıyoruz? Bunu kelimelerle değil de bunu bir resim olarak görebilmemiz gerekiyor. Yani ben bir fikir ortaya koyacağım. Bu fikri ortaya koyarken onu öncelikle ben kendim görebilmeliyim. Yani ben onu zihnimde bir şekil olarak, bir obje olarak tasarlayabilmeliyim. O fikri. Yani onun soyutluktan, kelime diziliminden çıkartıp ete kemiğe bürünen bir biçime koyabilmeliyim. Yani tarihte de aslında pek çok şeyin, buluşun, pek çok orijinal düşüncenin tamamen böyle şekille düşünmeden şey yaptığı, ortaya çıktığını bilim tarihi söyler. Yani insan böyle kelimelerle değil ama görüntü olarak bir şeyi benzeterek, bir şeyi bir şeye kıyaslayarak yani bir şekil olarak kıyaslayarak düşündüğü zaman daha kolay sonuca gidebileceği, daha kolay farklı yönlerini görebileceğine dair böyle bir şey var. Genel bir sonuç var. Yani şeyde dediğim gibi bilim tarihinde pek çok önemli buluş tamamen bu tip bir düşünme, görsel düşünme şeklinden ortaya çıkmış. Yani işte Newton'u düşünün, ayı bir elma gibi düşünürken kafasına bir elma düşmüş gibi. Yani dolayısıyla bizim bir fikri geliştirirken, bir fikri ortaya koymaya çalışırken görsel düşünme
yeteneklerimizi mümkün olduğu kadar geliştirmeye çalışmamız lazım ve etrafımıza baktığımız zaman da görsel düşünmemiz gerekiyor. Şimdi bu görsellik çok önemli. Mesela Batı'nın şeyinde emperyalizminde, yani bu sömürge siyasetinde görselliğin çok büyük önemi var. Nasıl derseniz, Batı dünyayı harita çizerek hegemonyası altına almıştır. Harita ne demektir? Bir görselliktir. Siz dünyayı belli bir şekle büründürüyorsunuz, belirli bölümlere ayırıyorsunuz, yani bir şekle büründürüyorsunuz ve bu şekil üzerinden siz ne yapacağınızı, nereye gideceğinizi, nereyi nasıl tasarruf altına alacağınıza karar veriyorsunuz. Yani bu anlamda haritacılık, harita fikri bir görsel düşünmedir. Dünyayı bir görselliğe bölerek bu görsel üzerinden işte onu keşfetmeye çalışmak ve birçok yerini sömürgeleştirmek tamamen bu şeyin bir sonucu. Şeyde de öyle, filmde de öyle. Zaten bizim işimiz görsellik. Daha sonra şeyde bunu tamamen bir yönetmenin zihninde çektiği filmi görebilmesi anlamında görsel düşünme zaten çok önemli, ama fikri oluşturmak aşamasında görsel düşünmek, yaptığımız şeyi somutlaştırabilmek, bir şekle, bir biçime büründürebilmek, bir şeye benzetebilmek çok önemli. Bu bize farklı yönlerinden görme, farklı açılardan yaklaştırma, daha böyle somut sonuçlara ulaştırma imkanı verir. İkincisi de yatay düşünmeyi de öğrenmek gerekiyor. Yani dikey ve yatay düşünme. Yani dikey sebep-sonuç ilişkisi içerisindeki bir düşünme. Yani böyle yaparsam böyle olur, ondan sonra bunu yaparım, ondan sonra bu gelir vesaire gibi. Tamam, önemli bir şey. Ama onun dışında, yani bu hiyerarşik düşünme şeklinin dışında hiç ilgisi olmayan farklı atlamalarla, farklı sıçramalarla bir konunun akla gelmedik yönlerini ya da normal düşünme metodu içerisinde kendisi yer bulamayacak yönlerini de düşünebilmek çok önemli. Yani işte ben bir şey yaparsam, efendim yazı yazmaya başlarsam, efendim şu kelimeden sonra şunu yazacağım, şunu yapacağım, ama bunun dışında peki ben bunu yanına böyle bir şey koyarsam, bir model koyarsam, bir maket koyarsam acaba bu nasıl olur vesaire gibi. Yani hiç böyle hiyerarşinin dışında, yani birbirini tamamlayan sebep sonuçla bağlı bir düşünme silsilesinin yanında hiç ilgisi olmayan çok farklı bir açıdan, çok farklı bir yönden, çok farklı ilgisiz bir yönden de konuya yaklaşabilmek çok önemli. Bir de tabii bu fikrin ilk zihinde oluşması, bunun ete kemiğe bürünme aşamasında önemli bir hususta zihinsel sınırlamalarla kendimizi kısıtlamak. Yani bu ne demek? Daha düşünmeye başlamadan bu olmaz. Ya bu konu çekilmez. Bu çok bu konudan belgesel olmaz. Bunu zaten yapmışlardır. Bunu zaten söylemişlerdir. Bunu 100 defa bu konunun filmi çekildi. Efendim bu, ya bunu yaparsam arkadaşlar bana gülerler. Ya bu çok komik geliyor bana. Ya bu çok saçma gibi geliyor. Bu tip zihinsel kısıtlamalarla, yani işte bu olmaz. Bunu şey yaparsam bütçe bulamam. Bunu yaparsam efendim insanlar bana şunu derler, bunu derler gibi. Kendimizin fikrini, yani fikrin oluşumunu kısıtlayacak, onu cendereye alacak, kendi kendimizi zihinsel kısıtlamalardan mümkün olduğu kadar kurtarmamız gerekiyor. Yani orada serbest olacak düşünme şeklimiz. Yani bunun şeyini bir iş yola çıkarken biz öncelikle kendimizi serbest bırakmamız gerekiyor. Kendi düşünme şeklimizi, kendi hayal kurma şeklimizi serbest bırakmamız gerekiyor. Bu, eğer başlangıçta zaten biz kendimizi engellersek zaten süreç içerisinde başka engeller çıkacak. Biz belki de çok önemli, ilgi çekecek bir konuyu en baştan saf dışı bırakmış oluyoruz, elemiş oluyoruz. Yani burada da mümkün olduğu kadar kendimizi zihinsel sınırlamalarla, kendi kendimize olmaz telkinleriyle kendimizi kısıtlamamız gerekiyor. Bu da fikrin neşvine bağlanmasında, filizlenmesinde, sağlıklı şekilde filizlenmesinde önemli bir husus.
Tabii bunu yaparken sonsuz şekilde de böyle bir şey değil tabii yani. Çünkü en başta bir fikir, bir düşünce ortaya koyduk. Ne yapacağımıza karar verdik. Bunun etrafında düşüneceğiz tabii. Bu zihinsel kısıtlamalar bu anlamda serbest bırakılacak. Yani biz konusunu düşünürken onun üzerinde bir proje geliştirmeye çalışırken onun üzerinde nasıl bir belgesel çekebiliriz konusunu araştırırken onunla çok ilgisi olmayan, işte ona çok daha zıt, yani başladığımız zaman başka bir şeye dönüşecek bir konuydu. Bu anlamda tabii kendimizi bir çerçeve çizmemiz önemli ama zihinsel meleklerini çalıştırma anlamında belirli bir sınırlamayla başlangıçta kendimizi kısıtlamamız çok önemli. Başka türlü hızımızı keseriz, fikrin zihinden çıkmasını engelleriz. Şimdi bir hocamız vardı bizim üniversitede. Bu Mümtaz Turhan hocanın biliyorsunuz Türkiye'nin çok önemli bir düşünürdür. Onun öğrenciliğini yapmış. Cebinde sürekli kağıtlar taşırdı, küçük küçük kağıtlar taşırdı, kalem olurdu. Mümtaz Hoca şunu söylemiş: Bir fikir zihne düştüğü zaman, eğer onu not almazsan, bu yani bir parantez içerisinde söylüyorum, bunu kayıt altına almazsanız o düşünce gider. Yani zihninize gelen orijinal bir fikir, zihninize gelen bir ilham, o anda eğer onu not almazsanız kaybolur. O sürekli zihninizde kalmaz diye. Bunu da unutmayın. Yani bu süreç içerisinde aklınıza gelen şeyleri yazın. Şimdi bir kolaylığı da var. İşte elimizdeki telefonlara onu söyleme imkanımız var. Söyleyin. Bir kelime, üç kelime, beş kelime bir cümleyle bunu not etmek, bunu kayıt altına almak çok önemli. Bazen şöyle oluyor: ya tamam, bu çok önemli bir düşünce, önemli bir şey bu. Bu aklımı tutarım, daha sonra bunu yaparım, işlerim. Arkadaşlar kayboluyor. Bir daha da aklınıza yani ne geldiğini bile unutuyorsunuz. Belki çok önemli bir fikri kaçırmış oluyorsunuz. Bu konuda aklımıza gelen orijinal olduğunu, özgün olduğunu düşündüğümüz fikirleri not etmekte, işte kaydetmekte çok büyük fayda var. Şimdi Jack Foster diye bir şey var. Bunun ilginç bir kitabı var. Bu reklamcı. Reklam fikri nasıl bunun üzerinde işte çalışmalar yapmış, kendisi de profesyonel bir reklam metni yazarı. Bunun fikri nasıl bulunur diye bir kitabı var. Bunu ilgilenen arkadaşlar bulup okumalarında fayda var. Çok da kolay okunan bir kitap. Şimdi burada bir soru var. Bu soruyu ben size de sormak istiyorum. Bunu daha sonra şey yapacağız. Cevabını dersin sonunda alacağız. Bu da zihniniz bir yere dursun. Bunu nasıl yaparız? Enes Bey, fotoğrafını çekeriz. Hocam fotoğrafını çekip grupta Tamam, paylaşayım paylaşalım. istersen. Şimdi soru şu: elimizde 45 santim uzunluğunda bir boru var. Bir pinpon topunun içine girebileceği kadar. Bu boru yere sabitlenmiş. Bir ucu yere sabitlenmiş. Yani bunun üzerinden içine bir pinpon topunu atıyoruz bu borunun içerisine. Ve bize şunlar verilmiş: bir eski gazete, bir çift deri eldiven, 20 santimetre uzunluğunda bir tornavida, 35 santimetre uzunluğunda bir ayakkabı bağcığı, 4 kürdan, bir paket sakız, düz kenarlı bir jilet. Şimdi bizden bu pinpon topunu çıkarmamız isteniyor o borunun içerisinde. Bunu nasıl çıkartırız? Sorumuz bu. Yani bir fikirle ilgili, hani dedik ya, zihinsel kısıtlamalar olmaması gerekiyor. Bununla ilintili bir soru, bir ipucu vereyim size. Dediğim gibi bir boru var 45 santim uzunluğunda. Bu bir ucu yere sabit. İçine bir pinpon topu atıyoruz. Elimizde bu malzemeler var. Ve bizden bu topu borunun içeride çıkartmamız isteniyor. Bunu nasıl çıkartırız? Bir düşünün. Zihninizi bir yorum bakalım. Nasıl olacak bu iş? Hocam gruplarda da paylaştım. Oradan da tekrar Tamam. malzemelere bakabilirler. Tamam. Şimdi arkadaşlar, birçok önemli bir husus daha.
kötü düşünce yoktur. Tabi burada kötüyü biz bir fikri ortaya koymada onun yani uygun mu değil midir anlamında söylüyoruz. Yoksa elbette kötü düşünce vardır yani etik anlamda. Bu arada biliyorsunuz Farabi bizim kültürümüzün çok önemli bir düşünürü. Onun ahlakla ilgili bu kötü şeyi aklıma geldi. Bir tespiti var. Der ki ahlak öğretilebilir bir şeydir. Ahlak öğretilebilir bir şeydir. Dolayısıyla ahlakı sürekli öğrenmediğimiz takdirde, öğretmediğimiz takdirde ahlak gerileyebilir. Yani bir durumda iyi olan bir ahlaki durum, ahlaki duruş eğer bu geliştirilmezse, beslenmezse zaman içerisinde geriye gidebilir. Bunu da bir antiparantez olarak not söyleyeyim. Evet, kötü düşünce yoktur. Yani demin de konuştuğumuz gibi aklımıza gelen düşünceler içerisinde bunu bir fikir oluştururken, bir belgesel proje fikri oluştururken dikkat etmemiz, göz önüne almamız gereken en önemli hususlardan birisi kötü düşünce yoktur. Ya bu olmaz, bu olmaz, bu kötü, bu olmaz, bu şöyle şey eksiği var, bunun şeyi var, bunun bu tarafı fazla olur, bu tarafı eksik olur gibi kendi zihnimize gelen düşünceleri tasdif ederek onu kategorize etmememiz gerekiyor. Çünkü kötü düşünce yoktur. Yani insanlar eğer zihinlerine gelen şeyleri var olan yani bir fikir şey anlamda, proje anlamında söylüyorum. Yani bir yenilik, bir buluş anlamında söylüyorum. Fikirleri ilk anda o anki şeyde bakış açılarıyla yani kendinin, etrafının bakış açılarıyla değerlendirmiş olsaydı şu anda bizim günlük hayatımızda var olan pek çok teknoloji buluş olmazdı. Ya da bizim şu anda imkanlarından yararlandığımız medeniyet gelişmesi olmazdı. Çünkü zaten var olanı tekrarlıyor olacaktık biz. Var olan dışında herhangi bir şey yapmak, işte bu şey anlamında yani neyle uğraşıyorsun, boş işlere uğraşıyorsun, ya ondan bir şey çıkmaz gibi şeylerle, bak yaptın olmadı, demek ki olmayacak gibi. Biz eğer bir özgün fikir ortaya koymaya çıktığımızda kendimizin içine gelen, zihnimizde oluşan fikirleri, farklılıkları, farklı bakış açılarını eğer başlangıçta iyi kötü diye tasvip edersek yeni bir şey ortaya koyamayız. Var olandan farklı bir şey ortaya koyamayız. Dolayısıyla bizim için, belgesel için de bu. Yani birçok önemli film başlangıçta belki ya bundan da bir şey çıkmaz denilen yani kötü tırnak arası denilen fikirlerden sonra yani o fikirler üzerine gidile gidile ortaya çıkmıştır. Yani şimdi düşünebiliyor musunuz? Bir sürü şeyler yapılıyor. Mesela bilim kurgu filmler yapılıyor. Bilim kurgu filmleri muhtemelen en başta bakana ya bundan bir şey çıkar mı? Bu nedir? Saçma sapan bir şey olmuş denmiştir belki. Ama yani bunun üzerine gidilip bu fikir işlendiği zaman şu anda yani dünyada en böyle seyredilen filmler arasındadır. Belki yine birçok önemli belgesel, ya bundan belgesel mi çıkar, böyle bir yaklaşımdan belgesel mi çıkar, bu düşünceden belgesel mi çıkar şeyine, fikrine, evet çıkar diye bu şeyi, düşüncenin, fikir düşüncesinin, fikir yeni fikrin işlenebilecek, ilerletilebilecek bir şey olduğunu, yani bunun kategorize edilerek göz ardı edilmemesi gerektiğini bilen insanlar tarafından geliştirilip güzel filmlerde ortaya çıkartılmıştır. Çıkartılır da zaten orijinal bir şey, yani diğerlerine farklı olan bir şey, başkalarına göre farklı, değişik düşünmekle elde edilebilir. Herkesin yaptığını yaptığın zaman tekrar etmiş olur. Yeni bir şey yapmış olmaz insan. Evet, yani eğer kötü düşünce bir fikir daha akla gelir gelmez, bu kötüdür, bundan bir şey çıkmaz diye onu bir kenara atmış olsaydık hiçbir yenilik olmazdı. Oysa bir şey ortaya koyduğu zaman her zaman onu destekleyecek başka fikirlerle de bu geliştirilebilir. Ve
önemli olan yola çıkmaktır. Bir şey başlangıçta çok olumsuz gelebilir bir başka yönden. Ama biz bunun üzerine çalışmaya başladığımız, bunu işlemeye başladığımız zaman işe yarayan, tırnak arası diyelim, düşünceyi bulana kadar o bize rehberlik eder. Ama bize bir başlangıç olmuş olur en kötü ihtimalle. Ama biz en başta bütün ihtimaller ortadan kaldırıp sadece bir tek doğru vardır diye bir fikir üzerinde fikri sabit halinde kalmaya çalışırsak burada fikrimiz durağanlaşır. Onu geliştirme, onu ileriye götürme, onu farklılaştırma, onu özgün bir proje haline getirme imkanımız da son derece azalır. Yani dolayısıyla bizim bir belgesel düşüncesi ararken, bir belge düşüncesi ortaya koymaya çalışırken göz önüne almamız gereken en temel unsurlardan birisi kötü düşünce yoktur. Şimdi bunu yaparken tabii önemli bir hususta hayat, yani insanlık tarihi boyunca Hazreti Adem'den günümüze kadar muhtemelen her şey düşünülmüştür, her şey yapılmıştır. Yapılacaktır. Yani dolayısıyla yapılmamış bir şeyi aramak, yani bu olabilir ama çok nadirdir. Ama bize bir farklılık, yeni yaklaşım getirebilmek için bizim var olan, yapılmış, işlenmiş olsa bile bir konunun, bir olgunun farklı yönlerini, yani asıl işlevinin ötesine geçebilmemiz önemli. Yani bunu biz var olanın dışında nasıl anlatabiliriz? Yani bu bir film düşüncesi dönüşebilmesi için bu soru çok önemli. Biz ele alacağımız bu konunun, bu objenin, bu nesnenin asıl işlevin ötesine nasıl geçebiliriz? Onu var olan bizim algılarımızın şekillendirdiği boyutunun ötesini nasıl görebiliriz? Bu çok önemli bir soru. Bunun için de rutinden sıyrılabilmek gerekiyor. Şimdi bilmiyorum arkadaşlar, siz aranızda mesela her gün gittiği yolu haftada bir değiştiren, hafta üç kez ben bugün eve şu yoldan değil de arka yoldan gideyim diyen ya da her zaman işte ilgi duyduğu bir kitabı okuyan, kitabın yanında hiç ilgi duymadığı, hiç ilgisini çekmeyen başka bir kitap okumak isteyen ya da efendim ben işte döneri hep işte, porsiyon yiyorum. Acaba bu döneri farklı nasıl bir tadla yiyebilirim diye, yani dönerin farklı bir yiyiş tarzını düşünebilen ya da ne bileyim bugün bir Uygur lokantasında Uygur pilavı yiyeyim diye böyle bir hayatta farklı yapmak isteyen, ne bileyim işte bugün de bir şehrin dışına gideyim, hayatın rutin değişsin diye kafasına esip bir başka bir yere gidip semtinden, şeyinden başka gezip gelen arkadaşlarımız var mı? Yani bu şunun için söylüyorum, rutinin dışına çıkmak. Yani bizim düşünce zenginliğimizi geliştirebilmemizin çok önemli bir usulü. Eğer yaptığımız şeyleri yapmaya devam ettiğimiz takdirde biz farklılıkları göremeyiz. Bu şeydir, alışkanlık haline gelmiştir çünkü. Ve alışkanlık insanda standartlaştırır. Yani bir nevi bir görmeme, körlük durumu meydana getirebilir. Diyelim ki bir sokaktan yürüyorsunuz. O sokaktan yürürken acaba orada hangi dükkan var, dükkanın adı ne, yanındaki şeyde nasıl bir bina var, işte kaç katlıdır vesaire gibi. Yani en azından aynı yerde gittiğimiz zaman bile, aynı şeyi yaptığımız zaman bile o yaptığımız işin farklılıkları nedir? Bunları da bir zihinsel rutinliğin dışına çıkartabilmek için yani zihnimizi böyle çalıştırmamızda büyük fayda var. Bir şeyin var olanının dışındakini, onun arka planını, farklı bir boyutunu da görebilmemiz, onu algılayabilmemiz, anlayabilmemiz için. İkincisi, görmeyi öğrenmek. Yani görmeyi öğrenmek şu, diyelim ki
şimdi bir telefonunuz çaldı. Telefonunuz çaldı, telefonunuza baktınız, işte X aramış, kapattınız. Acaba o kapatırken saat kaçtı? Yani ekranı açtığınız zaman işte diyelim ya da mesaj geldiğinde telefonunuza baktınız, tekrar kapattınız. Acaba o mesaj için baktığınızda ekrandaki saati de görebiliyor musunuz? Mesela saat kaç? Ben bunu bazen soruyordum derste. Arkadaşlar telefonları çıkardın, evet kapattın, saat kaçtı gibi. Yani bu da görmeyi öğrenmekle ilgili bir şey. Yani biz tamam bir şey için bir konuyla ilgileniyoruz ama onun dışındakileri görebiliyor muyuz? Yani bir lokantaya girdiğimiz zaman bizim dışımızda kaç masa dolu? Efendim orada kaç kişi çalışıyor? İşte şeylerde camın önünde kaç kişi oturuyor? Kaç yarım saat içinde kaç kişi içeri girdi? Bunun gibi yani etrafta bizim şeyimizde zihnimizin ilk anda kavrayamayacağı, ona soru sordurabilecek bazı şeyleri de biz görebiliyor muyuz? Yani bu anlamda görmeyi öğrenmek de çok önemli. Bu görmeyi öğrenmek de ancak dikkati yoğunlaştırmakla, zihni konuyu yoğunlaştırmakla olur. Diyelim ki ben işte Dolmabahçe Sarayı'nın belgeselini çekeceğim. Dolmabahçe Sarayı'nın belgeselini çekerken ben anlatılanın dışında burada ne görebilirim? Yani bu çok önemli ya. Yani. Orada işte belki o zamana kadar hiç anlatılmamayan bir şeyi dikkatini çekmiştir. Onun üzerine gider. Farklı bir belgesel çıkartabiliriz. Mesela ben belgeseli yapmıştım. Bu son tanıklar diye. Onu anlatırken birisi şey anlattı. Bu 10 Kasım'da Atatürk'ün naaşı Dolmabahçe'de henüz. İşte İstanbullular gelip orada şeyde bulunuyorlar. Orada saygıda bulunuyorlar. Bir gün bir elektrik kesintisi olmuş ve izdiham olmuş. İzdihamda birkaç kişi ölmüş bir sarayda mesela o günlerde. Bu daha sonra gazetelerden falan da bulduk olayı. Mesela bu. Yani orada işte bununla ilgili araştırmalar yaparken diyelim ki böyle bir bilgiye rastladığınız zaman ve bunun üzerine mesela Dolmabahçe Sarayı anlattığınız zaman farklı bir bakış açısıyla, farklı bir şeyle ilgi şeyle yönüyle anlatmış oluruz. Dolayısıyla biz etrafa bakarken görmeyi, tabii bu görmeyi derken farklı şeyleri duymayı da öğrenmemiz gerekiyor. Yani mesela birisiyle bir ön görüşme yapıyorsunuz bir belgeselle ilgili. Sizin zihninizdeki konu belli, neyi anlatmak istediğiniz belli ama onun anlattıklarına iyi kulak verebildiğimiz takdirde belki bizim hiç aklımıza gelmemiş bir şeyini, yönünü anlatabilir. Ya da işte daha sonra belki bir proje haline getireceğiniz başka bir önemli konunun altını çizmiş olabilir. Bunun gibi görmeyi ve duymayı öğrenmemiz çok önemli. Biliyorsunuz Türkçe'de var, bakmakla görmek. Her baktığınız şeyi görmeyiz maalesef. Görmek için iradi bir şey gerekiyor, bir istek gerekiyor. Bir de beyinde dotlar tutabilmek önemli. Yani nasıl? Yani diyelim ki çeşitli araştırmalarınız var, kendi okumalarınız var, çalışmalarınız var, araştırmalarınız var, incelemeleriniz var vesaire. Burada zihnimizde belirli önemli referans noktalarını zihnimizde tutabilmemiz gerekiyor. Yani bu anlamda notlar tutabilmemiz gerekiyor. Bunu ne kadar güçlü yapabilirsek daha sonra kendisiyle birleştireceğimiz, kendisiyle irtibat kurabileceğimiz başka hususlara görebilmek, onunla bağlantı kurabilmek açısından beyinde notlar tutabilmek de çok önemli. Şimdi bir de birbiriyle ilk bakışta bağlantısı olmayan nesneler ve fikirler arasında bağlantılar kurulmalı. Bir şeyle ilgili önce benzerlikler aranmalı. Oradan benzeme yönü bulmalıyız. Yani işte diyelim ki bir şey yapıyorsunuz. Burada işte diyelim ki İstanbul'da ya da işte Ankara'da ya da Kayseri'de, İzmir'de, Diyarbakır'da neyse diyelim günlük hayat çekiyorsunuz.
Öncelikle bu hayatın akışı içerisinde benzer şeyler var. Ne ya da insanlar kalkıyor, kahvaltı yapıyor, yemek yiyor, neyse vesaire gibi. Peki benzemeye yönü nedir? Yani bunu verebilmek, günlük hayat içerisinde, sosyal hayat içerisinde benzeme yönleri nelerdir? Ya da herhangi bir tarihi olayın diğerlerine benzemeye yönleri nelerdir? Ve ondan sonra da bunların farklı alanlarına bakıp bunları birleştirebilmek de çok önemli. Yani A yerindeki bir şeyi alıyorsunuz, farklı bir şeyi, B'yi alıyorsunuz ve daha sonra bununla ilgili bunu nasıl birleştireceğim? Hangi ortak noktayla birleştireceğim? Bunu da şey yapabilmek, değerlendirebilmek, bunu da belli bir bağlantı kurabilmek, bunun arasında bir ağ geliştirebilmek de bu anlamda fikrin tasarlanıp geliştirilmesi açısından önemli. Yine fikir geliştirmek ki çok önemli hususlardan birisi, bir çocuk gibi düşünebilmeyi öğrenmek. Yani çocuk nedir? Çocuk için düşüncesinde bir şey yok yani. Bir sınırlama yok. Şimdi biz hepimiz öğrenilmiş bir takım alışkanlık üzerine düşünürüz. Yani belirli bir birikim üzerine düşünürüz. Hayatımızda yaşadıklarımız var, öğrendiklerimiz var, okuduklarımız var. Bunun üzerinde düşünürüz. Hep bizi kayıtlayan bir şey olur yani işte. Şu böyle olmaz, bunu şöyle gelmiştir, bu böyle olmuştur gibi. Halbuki çocuk o anda yani hiçbir şey bilmiyormuş. Her şey ilk o anda başlıyormuş gibi hareket eder ve öyle düşünür. Yani bizim şey içinde bir fikir oluşturabilmesi, orijinal fikrin ortaya çıkabilmesi için de çocukların bu davranışı içerisinde düşünebilmemiz gerekiyor. Yani işte bu evvel daha evvel yapılmış bir konu gibi bir çocuk kısıtlama yok. Onun için şu anda var. Yani aklına gelen o andaki neyse o aklına gelmiştir. Dolayısıyla bizim de aynı şekilde herhangi bir şey düşündüğümüz zaman, bir fikri ortaya koymaya çalıştığımız zaman bu daha evvel yapılmıştır, edilmiştir falan gibi değil. Sanki ilk defa yeni olarak ortaya çıkmış gibi onun üzerine gidebilmeliyiz. Yine çocuk yine hiç ilgisi olmayan şeyler arasında bağlantı kurar, farklılıklar keşfeder. Mesela yani buluttan işte ne bileyim adam yapar. Ağacı mora boyar. Ne bileyim işte efendim bir şekli efendim bir kediye benzetir vesaire gibi. Yani bizim zihnimizin de bunun gibi çalışması gerekiyor. Yani gönülde hiç ilgisi olmayan şeyler arasında bağlantı ortaya çıkartabilecek, bağlantı kurabilecek, nasıl bunları bir araya getirebilirim diye onun ilintisini şey yapacak, sorgulayacak bir zihinsel çalışma içerisinde olmamız gerekiyor. Ve en önemlisi de çocuklar çok soru sorarlar biliyorsun. Bu nedir, nasıldır, niyedir, niye böyle olmuştur ve sürekli sorarlar. Bu soruları da belli bir mantık aramazlar. Yani bunu ya bu işte nedir filan gibi. Aklına geleni sorar. Bizim de fikir geliştirmede yani bir işi, bir konuyu proje haline getirme sırasında bir mantıklı olup olmadığına bakmadan kendi kendimize sorular sormamız gerekiyor. Niye, nasıl, niçin, neden, ne yönden, ne taraftan, nasıl olur, nasıl biter, nasıl gelişir vesaire gibi. Yani bunu bir şey yapmadan, kendimizi kısıtlamadan ya bu soru çok mantıksız bir soru oldu demeden bizim kendi kendimize soru sorabilmemiz için sorabilmemiz, yaptığımız işle ilgili sorular oluşturabilmemiz çok önemli. Bu soruların cevabı çünkü bize gidecek yolumuzu gösterir. Şimdi yine onu şey yaptık. Bazen en saçma ve aykırı görünen bir düşünce konu geliştirme sürecinde en yol gösterici yaklaşım olabilir. O işte başlangıçtan beri de söylediğimiz şey bu. Yani biz aklımıza gelen şeyleri, düşünceleri kötü, saçma, değersiz gibi ön yargılarla kısıtlamayacağız. Belki onun üzerine gittiğimiz zaman o bize hiç düşünmemiş, hiç yapılmamış ya da hiç bakılmamış bir açıdan
bizim bir projeyi ortaya koyabilmemizi sağlayabilir. Bu da çok önemli. Problemi nasıl tanımlamamız gerektiği çok önemli. Yani işte bu ana fikir dediğimiz şey biraz da. Ya biz fikri oluşturup işte nüveleri ortaya çıktıktan sonra onu ete kemiğe büründürürken yani bu fikri çözümleyeceği problemi nasıl tanımlayacağımız da çok önemli. Ona hangi soruyu soruyorsak bizi oraya doğru gönderir. Yani onun şeyine bulacağımız, o problemin ile bulacağımız çözüm yolu, bizim gideceğimiz yolu, izleyeceğimiz yöntemi de belirlemiş olur. Burada biraz vakit geçtiği için hızlanıyorum arkadaşlar. Şimdi şeylerden bir de bu. Temel sorulardan bütün bunların içerisinde bir şey yapıyorum. Tamam, bir fikir oluştu, bir konu zihnimize geldi, fikir geldi, bir takım düşünceler geldi. Onları şey yaptık, hiçbir kısıtlamaya tabi tutmadan belirli bir şeye getirdik. Ve biz şimdi buradan bir tane proje ortaya koyacağız. Bu projeyi yaparken bir takım işte böyle sorular da sormamız gerekiyor bize. Ne tür bir film yapmak istiyorum? Yani bu filmin şeyi ne olacak? Hedefi ne olacak? Nasıl yapacağım bunu? Yani bir belgesel yapmak istiyorum. Bu belgesel nasıl bir belgesel olacak? Ne tür bir yöntem kullanacağım belgeseli yaparken vesaire gibi. Bunu neden yapmak istiyorum? Yani amacım ne bunu yaparken? Nasıl yapmak istiyorum? Yani hangi şeyle yöntem kullanarak, hangi araçlarla bunu yapmak istiyorum, yapacağım. Hedef kitlem kim? Yani bu mesajımı ben hangi kitleye iletmek istiyorum? Ve işte bu mesajım ne olacak? Yani ben bunlara bu filmi yaparak neyi iletmiş olacağım? Hangi fikrimi iletmiş olacağım? Bizim filmi tasarlarken sormamız gereken şeylerden sorular başlıyor bunlar. Bir de arkadaşlar, bunun üzerine biraz daha duracağız daha sonraki dönemlerde. Konu geliştirme sürecinde bir takım şeyler vardır. Yani zihinsel süreçler vardır, aşamalar vardır. Bunların birisi hazırlık aşaması. İşte başlangıçta böyle anlattığımız aşama bu. Yani bir şey geldi, kısıtlamadık, onunla ilgili her şeyin zihnimize düşmesine karar verdik vesaire. İşte onu daha sonra niye, nasıl gibi belirli şeylerle kategorize ettik vesaire gibi. Sonra bu hazırlık aşaması, ben X konusunu yapmaya karar verdim diyoruz. Hazırlık aşamasından sonra. Oradan biz bunu yaparken zihnimiz bir yerde kilitlenir. Yani biz bilgisayarın başına geçtiğimiz zaman iki cümle bile yazamayacak duruma gelebiliriz bazen. Çünkü burada bilinçsiz kuluçka dönemi diye bir zihinsel faaliyet devam eder. Bu tıpkı işte render'a bırakılmış şey gibi, bilgisayar gibi. O sürekli çalışıyordur zihnimiz ama o anda dışarıya verdiği bir şey yoktur. Tamamlanmış bir süreç yoktur. Bu bilinçsiz kuluçka döneminde bizim anlatmak istediğim şeyle ilgili içimizde bir birikim oluşur. Bu analiz edilir, sentezlenir, bir forma kavuşturulmaya başlanır. Sonra bir esinlenme anı gelir. Yani bunlardan sonra evet ben bunu yapacağım diye bir ilham anı gelir. O anı geldikten sonra da bizim artık fiili çalışmaya geçme süremiz başlamış olur. Burada kağıda dökmedir ilhamdan sonraki şey. Bunun konunun özüne uygun işte biz aklımıza gelen her şeyi kağıda yazmaya başlarız. Ondan sonra da burada da herhangi bir kısıtlama olmaz. Ne içimizden geliyorsa onu kağıda dökeriz. Ve en sonunda bunu bir gözden geçiririz eleştiri için. Ve biz nasıl anlatmak istiyorsak, bunu nasıl formüle etmek istiyorsak bu eleştiriden gözden geçirme aşamasına son halini veririz. Evet, fikir sahibi olup onu işe yarar bir hale getirememekle bir fikir olmak arasında bir fark yoktur. Bunu hiç unutmayın arkadaşlar. Ben çok şey düşünüyordum. Ben onu daha iyi yapardım. O filmi daha iyi çekerdim. O konuyu daha iyi işlerdim. Benim daha özgün fikrim vardı.
bu arkadaşlar işe yarar bir hale getirilmekten sonra, yani bu bir fiiliyata geçirilmekten sonra, ya yani bunun varlığının hiçbir kıymeti yok. Yani bu yok hükmündedir. Onun için biz yaptığımız işin somutlaşması, onun hayata geçirilmesi için gayret etmemiz gerekiyor ki fikrimiz var diyebilelim. Şimdi bunun için de bir fikir geldiği zaman hemen harekete geçiyoruz. Yani bir aksiyon oluyor. Hemen ne iş yapmak istiyoruz? O fikri hayata geçirmek için ne yapmak gerekiyorsa hemen ilk adımı atıyoruz. Proje mi hazırlayacaksın? Görüşme mi yapacaksın? Efendim onu birisiyle mi tartışacaksın? Şey mi arayacaksın? Ona bir işte ekip mi kuracak? Neyse. Bir şey yaptığımız zaman hemen harekete geçmemiz gerekiyor. Yani bir şey yapmak için ben bunu yapacağım diye bir hemen bir aksiyon, bir hareket çok önemli. Yani insan durduğu zaman geriye gidiyor aslında. Biz bir işi yapmak için eğer çabalamazsak, harekete geçmezsek yani biz dolayısıyla şeyimizi donuklaştırmış, onu işlevsiz hale getirmiş oluyoruz. Şöyle bir şey belki anlatmışımdır size. İşte birisi ölmüş, teşbih hata olmaz. İşte öbür tarafta demek cennete gidecek birisi. Cebrail Aleyhisselam'la karşılaşmış. Demiş ki, ben çok merak ediyorum. Şu dünyada en yetenekli, kabiliyetli insan kim? Bir gösterir misiniz? Ne olursunuz demiş. Yani peki, bir şey yapmış da birini göstermiş, bir duvar dibinde ayakkabı boyuyor. Demiş ki, bak demiş, dünyada en yetenekli insan şu anda şu o. Ama durumunu değiştirmek için hiçbir şey yapmadı. Yani bunun için farklı fikirlere açık olmak, farklı şey, gayret içerisinde olmak, bir şeyin yapılması için inanmak, onun için çabaya göstermek, çabalamak çok önemli. Ve bir şey düşündüğün zaman yapacaksan yapmak gerekiyor. Ben bunu yapacaktım, yarın yapacaktım, bir ay sonra yapacaktım. Şu olsa yapacaktım, bu olsa yapacaktım değil. Bir şeyi yapmaya karar vereceksek yapmak gerekiyor. Mesela diyelim ki sabah ben kaçta kalkacağım? Diyelim 7'de kalkacağım. Saat 7'ye kurdum, arkadaş 7'de kalkacağız. Yani 7'yi 5 gece kalkmayacağız. Eğer 7'yi 5 gece kalkacaksak 7'yi 5 gece kuracağız saatimizi. Yani bir şeye karar verince, yapmaya karar verecek, yapacaksak yapacağız. Yapmayacaksak da zihnimize atacağız. Bunun hayatta şöyle bir şey oluyor. Eğer kendimizin keşke yapsaydım, ben bunu yapmak isterim diye içimize atacağımız birçok fikir bizim hem başka şeyler yapmamızın önüne geçebiliyor, hem de bizi hareketsiz bırakıyor. Yani atıl bırakıyor. Dolayısıyla bir şey yapacaksa yapacağız. Ona onu yapmak için gayrete geçeceğiz. Ve bunu yapmak için de bir şey koyacağız kendimize, zaman koyacağız. Ben bunu bir ay içerisinde yapacağım. Ben bununla ilgili 3 gün içerisinde şu görüşmeleri yapacağım. Bir hafta içerisinde şu şeylerde girişimlerde bulunacağım. Yani bir zaman ayırıp, çünkü zaman belirlemediğin zaman bir şeylik oluyor, belirsizlik oluyor. Bu ancak şuna benziyor. Bir gün arkadaş dedi ki seni yemeğe davet ediyorum. Bir başka bir zaman ya bir yemek yeseydik. Başka zaman yemek yeseydik. Dedin ki bak hangi gün yemek yiyelim? Çünkü zamanını söylemediğiniz bir şey sonsuz bir şeydir. Yani sonu yoktur. Dolayısıyla bir şey yapacaksa kendimize bir zaman limiti koymamız gerekiyor. Ben bu şey yaptım, bu projeyi fikrini oluşturdum. Bunun için şunları yapmam gerekiyor. Şu kadar zamanda şunu yapacağım, bu kadar zamanda bunu yapacağım gibi kendimize bir zaman şeyi koymamız önemli. Sonra bu fikri uygulamak için benim nelere ihtiyacım var? Şunlara, şunlara, şunlara ihtiyacım var. Yani işte ekip bulmaya ihtiyacım var, paraya ihtiyacım var, efendim bunu geliştirecek birine ihtiyacım var, senaryo yazacak birine ihtiyacım var vesaire gibi ne ihtiyacımız varsa bunun bir listesini yapmak bizim projeyi hayata geçirmemiz için önemli. Gemileriniz yakın. Halid bin Ziyad eğer gemileri yapmamış olsaydı biliyorsunuz tarihi bir şeydir. Endülüs fethedilmezdi.
Yani bir işe gireceksek gemileri yapmayı da öğrenmemiz gerekiyor. Ya işte filan gibi yaptığımız takdirde o muallakta kalıyor. Yani istenildiği gibi olmuyor. Eğer bir şey yapacaksak onun tüm irademizle onun arkasında durmamız gerekiyor. Fikrin arkasında durmak, yani onu savunabilmek çok önemli. Yani ben bu işi inandığım için yapıyorum. O zaman bakın şu gerekçeleri var. Onu arkasında durup onu savunabilmek, onun da ısrarlı olabilmek çok önemli. Kararlı ve ısrarcı olmak da çok önemli. Biz her gün dua ediyoruz. Belki her gün aynı şeyler için dua ediyoruz. Ama Allah bizden her gün dua etmemizi istiyor, değil mi? Yani bir Fatih okuduğunuzda bir duadır. Günde 40 defa okuyorsunuz. Demek ki insanın şeyle ilgili böyle bir şey var. Israr edilmesinin insana sağlayacağı demek ki bir takım kolaylıklar var. Israr edilen bir hususta başarıya ulaşma şansı oldukça yüksektir. Kararlı ve ısrarlı olduğunuz zaman. Ve tarih yapanlar ya da başarılı olanlar herkes kararlı ve ısrarlı olabilen insanlardır. Kararsızlık, ya bu olur da olmaz, tamam şeyse boş ver gibi. Çünkü zaten ısrar etmediğin zaman kendi yaptığınıza inanmıyorsunuz demektir. Onun için kararlı ve ısrarlı olmak çok önemli. Bir de yapmak için bir sebep ortaya koymak çok önemli. Ben şunun için yapıyorum, amacım şu gibi. Bir sebep ortaya koymak da fikri hayata geçirebilmek açısından çok önemli bir husus. Şimdi arkadaşlar, bu program zamanda biraz geçti galiba. Evet. Şimdi sizle konuşmuştuk. Bu dönem içerisinde ya bir belgesel metni senaryosu yazacaktık ya da bir belgesel çekecektik. Bu belgeseli böyle bir şablonla tasarlıyoruz. Yani bütün bunlar içerisinde. Bunu lütfen not alın. Enes Bey bunu arkadaşlarımız şey yapsınlar. Buna göre ben gelecek hafta tüm arkadaşlardan bir program tasarlama şablonu, yani öneri formu bekliyorum. Burada ne olacak? Programın adı olacak, hedef kitlesi olacak, konusu olacak, amacı olacak. Bu bölüm bir şey yaptım, atalım buradan. Ona gerek yok. Süresi ve konu dökümü. Yani ben burada temel olarak şu konuları ele alacağım. Bir de yani ben bunu hani tahminen şu kadar liraya çekebilirim diye. Yani bu şunun için önemli. Yarın öbürsü gün şey içerisinde bu konuyla ilgili daha profesyonel çalışma yaptığınız, başladığınız takdirde ya da kendiniz bir film yapmaya çalıştığınız zaman bunun bir maliyeti de olacak. Bu maliyeti öngörebilmek çok önemli. Bunun için arkadaşlar işte 3-7 başlık var. Bu başlıkları doldurup Enes Bey'e gönderin lütfen. Gelecek haftaya kadar bir program tasarlama bir şey yapıyoruz. Fikri tasarlama, somutlaştırma anlamında bir şablon hazırlıyoruz. Ve biz işiniz bittiği zaman gerek senaryoyu gerekse filmi buradaki şeylerinizi, ifadelerinizi göre değerlendiriyoruz. Yani bu film evet hedef kitlesine ulaşmış mı? Konusu ortaya konabilmiş mi? Amacı yerine getirebilmiş mi? Süresi tutturabilmiş tahminen. Yani anlatılan konular burada verilebilmiş mi? Ve tahminen işte bu şey tamamen bir şey olsun diye bütçeyi söylüyoruz. Yani bir şey öngörebiliyorum. Yani bir iş yaparken yani yaptığı iş bu öngördüğü paraya çıkar mı, çok mu abartmış, çok mu az yazmış falan gibi en azından bunları bir görmüş oluruz. Böyle bir sizden form bekliyorum. Evet arkadaşlar, bunlar işte şeyler, kaynaklar. İşte bu Jack Foster'ın dediğim, Ali Osman Özcan diye çok değerli bir hoca var, rahmetli oldu. Onun kitapları da çok ilginç. Mesela bu Merak Hapsetmek de yani okumanızı çok tavsiye ederim. Valery Sinyalkinov diye bir Rus var. Bu yani laboratuvar deneylerinden yola çıkarak Niyetin Gücü diye bir kitap yazmış. Bu Niyetin Gücü enteresan bir kitap. Orada şu şeye var. Yani insan bir şeye niyet ettiği zaman bu niyeti gerçekleşiyor diye. Yani bizim şöyle düşünün. Samimiyete dua ettiğiniz zaman duanız gerçekleşir. Yani inanmak, niyete inanmak ve inanmanın önemini anlatan bir ince bir kitap.
bulabilirseniz okumanıza fayda var. Diğerleri televizyon programı yapımcılığı, belgesel programlar diye